Ama sen eğer ki senin kökün iyiyse, köklüsün, hayattan tat alıyorsun, hayattan keyif alıyorsun, hayatı seviyorsun. O zaman zaten köklendin, üretimin, egolarından arınıyorsun, kalp mütmain, ifadelerin güzel, epifiz, duru görü, astral. Ondan sonra tepe çakra zaten bebeğin bıngıldağı dediğimiz yer. Yani ruhun ve maddenin birleşmesidir kalp çakrası. Bu ruhsal, ruh eril, dişil. Eril ve dişilin kalpte buluşması. Üç, üç. İlk üç, ilk üç. Hop. Kalp buradadır. Dört. Nedir dört? Ne dedi? 444 görüyorum dedi. Dördüncü çakra. Kalp. Teslimiyet. Sen eğer ki teslim olamazsan teslim olamıyorsun. Şimdi mesela burada kimin numarolojisine baktım ben? Burada haritasına. Benim. Beste'nin baktım. Dilşat senin baktım. Değil mi? Ela'nın da baktım. Evet. Üçünün de baktım. Kimin kalp çakrası boştu? Dilşat'ın. Ela sen indigo muydun? Ben indigoyum. Ben 33'tüm. Heh. Sen 11'sin. Ela 33. Senden de şey. Ela senden daha mertebeli. Ben de 33'üm. Şimdi indigo 11. Buradan sonra başlar. 4 ve 7'yi birleştiren 7, 7. çakra ve 4. 7 ve 4. Yani kalbimle sana iman ediyorum Rabbim. Ve teslimim sana. Dediğin zaman 7 ve 4 indigo oluyor. 11 insan bedeninde. Ve indigolar görevli ruhlardır dedik. Bazısı görevini hatırlamayabilir. Neden? Çünkü indigo uçuş uçuştur. Indigo burada yaşar sürekli. Hani uçup gitmek ister. Bu tarafı benimseyemez. Öbür tarafa özlem duyar. Öyle olduğu için de hop indigoların geneli alkolik, bağımlı, kök çakrasında köklenemeyen, hayatta action'lara ihtiyaç duyan. Halbuki indigo yani görevi var. Ama köklenemiyor çünkü bu taraf bir an önce gitmek istiyor. Ne yapıyor? Hayatta hazlara ihtiyaç duyuyor. Her türlü. Birçok indigo görevli ruhun aslında ana sebebi köklenememesi. Kalbini tam açamaması. Deli gibi bir iman var ama yapamıyor. Ayarsa, kontratında onu sözleşmesinde varsa yapar. Vakti değildir. Vakti gelince olur. Anladık mı çakraları? Son bir böyle şey yapmak istedim size. Var mı sorunuz? Kimse de soru yok mu? Ne güzel anlatıyorum ben ya. Bir anlatıyorum, tam anlatıyorum. Kimse soru sormuyor.